Kahveler Bizden'den herkese merhaba. Bugün yanımda inanılmaz tatlı bir konuğum var. Ben yapamam, ben anne olamam diyenleri bile sözünden çevirmiş biri bizlerle birlikte. Nihan Kayalıoğlu bizimle birlikte bugün. Sorularıma geçmeden önce kendisini birazcık tanıyalım istiyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için yani. Ya gerçekten anne olmak isteyenlere ilham veriyorsam ne kadar mutlu bir şey. Yani kesinlikle öyle, biliyor musunuz? Mesela şimdi internette araştırma yapıyordum, hani güzel sorular bulayım falan diye. İnsanlar hani şey yazmış, ben anne olamam sanıyordum ama Nihan Hanım'dan sonra yapabilirim diye düşünüyorum. o yaptıysa yani. Ben de. Çünkü böyle insanlar imreniyor galiba. Hani o çocukların güzelliği olsun, sizin o anneliği o kadar güzel yapmanız olsun, insanlar bir şekilde imreniyor herhalde. Bence onlar öyle güzel görüyorlar. Ben aslında pek bir şey yapmıyorum. Ben yani biraz geri çekilen bir insanım. Annelik üzerine çok fazla mitler var. Ve işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı, öyle yedirmelisin, bunu yapmalısın falan. Ben bunların hiçbirine uymuyorum. Kendim içimden nasıl geliyorsa öyle hareket ediyorum. Tabii ki okuyorum, araştırıyorum ve bir takım yerlerden danışmanlıklar alıyorum. Ama hani o genel kültürümüzün, işte ne bileyim, ailemizin, diğer ailelerin falan beklediği o hareketleri yapmadığım için böyle rahat görünüyorum dışarıdan. Belki de olması gereken odur yani. Yani çocuklar da rahat, ben de rahatım. Dolayısıyla başkalarına herhalde bu anlamda ilham oluyorumdur. Çünkü ekstra bir şey yapmıyorum gerçekten. Tamamen olduğum gibi hareket ediyorum. Ne güzel. Siz böyle şöyle dedikçe ileride anne olmayı falan düşünüyorum. Neyse, sorularıma geleyim ilk önce. En başta nasıl böyle bir şey yapmaya karar verdiniz? Mesela hani biliyor muydunuz fenomen olacağını böyle bir kanal? Ya bence fenomen değilim ya. Fenomen ne demek? Fenomen çok takipçisi olan, herkes tarafından izlenen, bakılan. Bence göreceli bir şey. Yani çok takipçisine, 1 milyon takipçisi olan birine göre benim hiç takipçim yok bence. Yani 155 bin tane takipçim var. Mesela sizi davet etmeden önce dedik işte Nihan Kayalıoğlu gelecek falan. Herkes böyle Nihan Kayalıoğlu mu gelecek falan oldu yani. Hani bu bir şey bence. Teşekkür ederim. Ama ben aslında böyle bir şey olacağını bilerek paylaşımlarda bulunmadım. Ben daha çok Twitter'da takılıyordum 2010 senesinde. Can Ali'yi doğurduğumda, hatta işte ne bileyim, işte sütten bir şey oldu, şöyle oldu, alerji oldu, kim var, bana yardımcı olabilecek, işte canım sıkılıyor, başka anneler var mı derken pek çok anneyle tanıştım. Blog yazarı 2 tane arkadaşımla tanıştım. Blogcu anne ve Slingoman, buradan onlara selam göndereyim. Ondan sonra dedim ki biz neden hani görüşmüyoruz? Ve bir arada olan, aynı işte dili konuşan, aynı ihtiyaçları olan insanlar olarak işte Twitter'dan konuşmaya başladık. Belli bir süre sonra da artık konuştuklarımız 140 karakteri geçti. Ve arkadaş olmaya, birbirlerimizin çocuklarıyla oyun grupları kurmaya falan başladık. Aslında böyle başladı. O sırada ben bir blog açtım. Ondan sonra internetanneler.com'u kurdum. Çünkü 140 karaktere sığmıyor. O zaman hani en azından bir yerde toplanalım, hani konuşalım, arkadaş olalım, tanışalım dedim. Ve aslında Boba diye bir ürünü Türkiye'ye getirdim ilk olarak. Bu bebeklerin anne karnından sonra hani çıktıklarında böyle sarılarak rapler vardır. Onların Türkiye distribütörü oldum. Ve o sırada bana bir mecra gerekiyordu. Yani kendi tanıtımımı kendim yapıyordum. Çünkü aslında bir startup için PR oldukça maliyetli bir şey. Ve bunu kendi kendine yapabilmek için yollar araştırman gerekiyor. İşte Facebook dediler, bir şeyler dediler. Ben dedim ki en güzeli, ben bu ürünü deneyen, beğenen annelerin konuşmasını, hani seslerinin yükselmesini sağlayayım. Böyle böyle hikaye başladı. Sonra ben dedim ki yani bu iş çok keyifli. Neden bunu ben sadece tek bir marka için yapayım ki? Ondan sonra o sırada böyle ithalat, ihracat Türkiye'de çok zor zaten. Boba'dan vazgeçtim. İşte 2,5-3 sene yaptıktan sonra. Ve dedim ki ben artık bunu hani sevdiğim her marka, inandığım her marka ve sadece marka olmak zorunda değil. Hani burada sizin canlı yayınınıza katılmak olsun, işte dışarıda insanlarla sohbet olsun. Ben bunu kendi keyfimce yapacağım dedim. Buralara geleceğini düşünmedim gerçekten. Ama o kadar güzel bir şey yapmışsınız ki şu an böyle dinlerken böyle bakıyorum. Ya. Ama aslında hani bu kendiliğinden oluşmuş bir şey oldu. Evet. Yani bilerek hani ben bunu yapmak istiyorum diye oluşmadı. Ya ben paylaşmayı seviyorum. Yani mesela ben şeffaf bir insanımdır. Bana soru sorduklarında herkese çok özel gelen şeyleri ben böyle biraz çok daha rahat paylaşırım. İşte
fotoğrafım, spor yaparken görüntülerim falan oldukça rahatımdır hani bu konuda. Başkalarına garip geliyor ama bana gelmiyor. Dolayısıyla paylaştıkça da takip eden oluyor. Ama tabii son zamanlarda sosyal linç diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Evet, yani bu gittikçe artan bir trend olmaya başladı. İnsanlar sevdikleri kişilere ulaşamayınca veya onlar gibi olamayınca onlara kötü davranmak, onlarla ilgili olumsuz konuşmak gibi böyle bir eğilim başladı. Şimdi bu konu hakkında aslında bir şey soracağım. Hani başlamadan önce demeyeyim. Bunlar gerçekleştikten sonra hiç şüpheleriniz oldu mu? Acaba kötü bir şey olur mu? Kötü yorum gelir mi? Geliyor. Oldu. Geliyor. Oldu. Ama yani ben aslında kötü yorumdan ziyade aslında terörizme karşıyım. Yani aslında burada yapılan bir terörizm var. Biz bir şeylerimizi paylaşıyoruz, hayatımızı paylaşıyoruz. Belki şu anda izleyenler işte bu kadın kim televizyonda niye çıkardılar ki? Hani niye canlı yayın yapıyorlar? Aslında ben onlardan biriyim. O yüzden buradayım. Evet. Ve bugüne kadar işte çok ünlü insanlar, selebritiler, işte oyuncular, yazarlar televizyona çıkabildi. Oysa aslında hepimiz çıkabiliriz ve hepimizin yaptığı çok başarılı şeyler var. Belki ben bunlara örnek biri olarak çıkıyorum. Kitap yazmadım. Bir başarım derken yani hayatımın mutlu idame ettirilmesi dışında bir başarım da yok yani. Ama bu arada o dediğim o internet araştırmasını yaptığımda birileri yazmış. Hani inanılmaz başarılı, işte bir şeyler öğreniyorum kendisinden. Eğitim veya seminer yapma gibi bir planı var mı demişler. Hani gerçekten böyle bir şey düşünüyor musunuz ya da düşünür müsünüz ileride? Ya bence bu konular biraz tehlikeli. Şöyle ki ben kendi tecrübemi aktarabilirim. Fakat ben psikolog değilim, sosyolog değilim, işte ne bileyim klinik psikolog değilim. Seminer veya bir uzman, yani seminer verecek bir uzmanlığım yok. Türkiye'de bazı şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Evet, seminer verebilirim, sohbet edebiliriz sabaha kadar. Ama hani ben onlara bir şey öğretmek için seminer yapamam. Yani benim öyle bir title'ım yok, öyle bir doktor vasfım yok. Ama eğer istiyorlarsa buluşup sabaha kadar ne güzel, daha güzel aslında, evet. Ya zaten ihtiyacımız olan bu yani. Kesinlikle sürekli öyle, çünkü evet. Bir şeyler öğretiliyor, işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Kimse sormuyor sen ne istiyorsun yani hani. Sen doğru. Annelikle ilgili işte veya evlilikle ilgili veya çocukla ilgili hayallerin neler? Onların hangisini gerçekleştirebiliyorsun ki? Sonuçta kitaba göre çocuk yetiştirmek o bir robot değil. Hani benim hep söylediğim şey o. Bir de çocuklarınızla böyle inanılmaz güzel bir bağınız var. Çok değişik. Yani her anne bunu başaramıyor demeyelim de her anne bunu yaşayamıyor. Nasıl sağladınız bunu? Çünkü arkadaş gibisiniz gerçekten. Ya benim şöyle bir takıntım vardı. Ben ilk 3 yaşı mutlaka onlarla iç içe geçirecektim ya. Ama böyle her saniyesine kadar. Dolayısıyla işte IBM'deki ve HP'deki o profesyonel yaşantımı bir kenara bırakıp ben onlarla olacağım. Bakıcı da istemiyorum. Kimseyi istemiyorum. Birebir olacağız dedim. Can Ali doğdu. Şurama verdiler. Bu yani ilk 6 ay böyle geçti. Gerçekten diyorum. Yani gece şöyle yatıyordum. Böyle uyanıyordum. Hani bence o bağ başka bir şey. Ayrıca 2 sene emzirdim her ikisinde. O da ayrı bir bağ kurduruyor. Ve çocukların neye ihtiyacı olduklarını gözlerinden, tavırlarından anlamaya çalıştım. Bilmiyorum, biraz efor sarf ettim. Eğer yaptığım şey görünüyorsa sizin tarafınızdan çok mutluyum çok yani. Çok kesinlikle görünüyor. Yani hani ve çok değişik bir bağ. Böyle sanki okey çocuğunuz hani tabii ki de öyle ama öyle bir değişik bir bağınız var ki arkadaşsınız gibi. Hani anne diyor ama o sırada arkadaşım da diyor. Hani o kadar tatlı ki. Ya arada çok ince bir çizgi var tabii ki. Yani arkadaşlar birbirlerine karışmazlar. Hani fikirlerini söylerler. Bir yaptırımları yoktur ama ben o çizgide yaptırımı olan insanım ve hani Can Ali veya Lila'ya yapılmaması gerekenler konusunda hani olmayacak, bu olmayacak diyen kişiyim. Tabii böyle bir arkadaşlık olmaz yani. Ama görünüş olarak hani böyle o kadar tatlı bir bağ ki hani arkadaş bağ gibi. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Yani yapılması gerekenleri yaptığımız kadar eğleniyoruz. Evet. Biraz onlara izin veriyorum. Hani kendileri olmalarına işte uyku saati okey. Biraz onlara göre saatleri de ayarlıyorum yani. Ne kadar kuralcı bir annesiniz? Mesela şimdi bu anlattıklarınızdan bakarsak hani kuralları kendiliğinden oluşturmuş gibi gözüküyorsunuz. Evet, hani ortaklaşa oluşturduk. A, B, C değil de bu A olsun, bu B olsun gibi olmuş. Evet.
Yani genel kurallarımız var. Aile içerisinde herkes birbirine yardımcı olur, sever. İşte birbirini kırdığı zaman gider konuşur ve özür diler. Hı hı. İşte beraber sofraya oturulur, beraber yemek yenir. Doyunca kalkılır, uykusu gelince uyunur. İşte kirlenince yıkanılır falan gibi böyle. Ve aslında ortak bir yaşamın hepimiz birer parçasıyız. Ve o ortak yaşamı beraber idame ettirmemiz gerekiyor. Eğer ki ben o anda su istiyorsam ve o müsaitse bana getirir. Ben müsaitsem ben ona getiririm. Ama hep şunu düşünüyorum, yani onlar benim evimin misafirleri ve onları hani böyle en güzel şekilde karşılamak isterim. Tabii misafirlik uzun sürdükçe kısası mı? Ya uzun sürdükçe tabii ki başka kurallar geliyor. Yani tamam eğleniyorsunuz arkadaşlar ama hani şurayı da bir toplayın. Evet. İşte ben birazcık odamda sakin kalmak istiyorum gibi. Aslında ana kurallar var, yani senin de ailenle olan, benim de ailemle olan. Bilmiyorum, ben biraz daha yani yaptırımcı değil, biraz daha hani on the job training diyelim. Yani yapıyorlar, görüyorlar sonucunu, karar veriyorlar. En güzeli aslında. Evet, kendi dolayısıyla kendi kural, yani kendi kurallarımız ortaya çıkıyor. Mesela pek çok anne ocağa yaklaştırmıyor. Evet. Ben krep yapmasına izin veriyorum. Kaç işte 2 yaşından beri, 1 yaşından beri benimle beraber. O neye dokunduğunda yanacağını biliyor. Gerçekten aynen, biliyor. Evet. Yani. Yaşayarak öğreniyor bir bakıma tabii. Aslında. Belki bir gün yandı veya yanacak. Ondan sonra onu bir daha ellemeyecek. Yandı tabii ki, yani evet. Oldu ama yani bunların hepsi çok kontrollü. Ben daha işte Can Ali 7 aylık yürümeye ve koşmaya başladı. Tabii. 7 aylık koşmaya başladı. Yani böyle koşarcasına yürüyordu. Ve onun enerjisini alabilmek için bütün gün parkta geçiriyordum ben. Tırmanma şeylerine çıkmak istiyor. Herkes şey diyor, hayır işte çıkmasın, öyle olmasın, aman düşer. Herkes böyle bir karışan bir kitle var tabii. Aman düşer, aman üşür, ayakları çıplak. Şöyle ya, o çıplak olmak istiyor. Evet. Parkta çıkarıyor ayaklarını, işte tırmanıyor. Ama ben arkasındayım. Yani hani düşecekse bile ben onu tutabilirim. Belki bu şeyden de kaynaklanıyor. Uzun yıllar hani spor yapmış olmanın ve o göz koordinasyonu, el göz koordinasyonunun yüksek olmasından da olabilir. O çıkıyor. Ben de onunla beraber aslında çıkıyorum. Yani ruhen onun yanındayım. Elinden tutmuyorum ama o biliyor ki bir şey olduğunda ben varım. Aynen, o da bunun farkında zaten. Evet, dolayısıyla böyle o kendi limitlerini gördü. Yapmak istediklerini, yapabileceklerini gördü. Ama tabii belli bir yaştan sonra insanın kendi korkuları başlıyor. Yani ben ona öğretmediğim halde işte karanlıktan korkabiliyor. Hepimizin geçtiği şeyler yani. Annen sana karanlıktan korkmayı öğretmiyor ama belli bir süre sonra artık kendi zihninle yaratıyorsun. Çok şeker. Şey diyeceğim bir de, videolarınızda görüyoruz. İngilizceleri çok iyi. Hani gerçekten böyle sanki böyle anne veya baba, hani birileri birlikte Amerika'da yaşamışsınız bir dönem ve o kadar güzel İngilizceleri var. Bunu nasıl sağladınız? Okul mu yoksa siz mi yaptınız? Okul. Daha doğrusu? Okul. Okul. Yani benim her zaman şöyle bir hayalim vardı. 2 tane çocuğum olacak. Biri kız, biri erkek. 2 erkek. İşte ikincisi kız ve aralarında da çok az yaş farkı olacak. Ve de İngilizce konuşacaklar. Yani böyle hayalim gerçekten böyle hem İngilizce hem Fransızca böyle bir sürü dili konuşsunlar. Çünkü o zaman öğrenilen bir dil asla unutulmuyor. Yani hiç konuşmasalar, hiçbir şey yapmasalar bile bir gittiklerinde duydukları bir şeyle direkt canlanıyor her şey. Evet. Ve bunun çok büyük bir hediye olduğunu düşünüyorum onlar açısından. Çünkü hiçbir zaman dili öğrenmek zorunda kalmayacaklar. Evet. Ben o yüzden şöyle bir okul araştırdım. İçeri girdiğimiz andan itibaren her şey İngilizce olsun, hiç Türkçe konuşulmasın. Ve hani o böyle Türkiye'de ayakkabılarını giydireyim, çantasını asayım, işte ağzına yemeğini koyayım, akşam döndüğünde ne kadar yemiş, işte yemediyse dışarı çıkmasın gibi kavramların olmadığı, böyle bayağı yağmur da yağsa, çamur da olsa dışarıda oyun oynayacakları, bahçesi olan, günde işte 6 saat okuldalarsa 3 saati dışarıda geçirebildikleri, böyle oyun oynayacakları bir yer aradım, bir yuva aradım ve onu da buldum. Aynen böyle hayalimdeki gibi bir yer. Ne güzel. Can Ali de oraya gitti, Lila da oraya gitti ve gittiklerinden yaklaşık böyle bir 8-9 ay sonra bu şekilde İngilizce konuşmaya başladılar. Ama bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben de eğitimimi anaokulundan beri İngilizce alıyordum ve benim için çok önemli. Ben mesela küçükken bunu tabii ki de farkında değildim ama annem babam bunu farkında olarak yaptılar. Ve benim için çok büyük bir artı. Gerçekten evet, şu an hani İngilizce ve Türkçe birlikte gidebilen bir dil oldu ve benim için çok güzel bir aynen şey oldu. Aynen öyle. O mesela rüyalarını onlar İngilizce görüyorlar.
Çok, bunu hiç düşünmemiştim. Evet, ben şimdi şöyle, ilkokul 4 ve 5'i ben Fransa'da okudum. Hı hı. Ve beni bir gün böyle aldılar buradan, Ankaralıyım ben. Hı hı. Ankara'dan aldılar, hop diye böyle Paris'e bıraktılar. Ne dil biliyorum, ne bir şey biliyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ve o şeyle, herkes işte sınıfta herkes birbiriyle konuşuyor. Böyle uluslararası bir sınıf vardı, adaptasyon sınıfı. İşte senin gibi yabancı insanların da olduğu. Orada ben 3 ay içerisinde İngilizce ve Fransızca öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü survival yani. Evet. Tuvalete gitmek istiyorum, anlatamıyorum. Zorundasınız yani bir şekilde. Evet. Dolayısıyla hani şunu biliyorum, insan zorda kaldığında öğreniyor ve öğrendikten sonra da rüyalarını bile o dilde görüyor. Hı hı. Çünkü o zaman otomatik başlıyor. Yani sen kahve nedir diye düşünerek konuşmuyorsun. Evet. İşte rüyada da öyle. Rüyanı görüyorsun, İngilizce görüyorsun ya da hangi dilse. Otomatik konuşmaya başlıyorsun yani, işte kahvemi getir, işte şunu yap, bunu yap diye hiçbir zaman Türkçeden İngilizceye çevirmiyorsun. Hı, evet, doğru. Bunun, yani bunu hayal ediyordum. Dolayısıyla sana da böyle bir şey olmuş, evet, anladığım çok kadarıyla. Çok şanslıyız o konuda. Eve gelince de İngilizce konuşmak istediler. Belki benim yaptığım tek bir şey olabilir. Televizyon izlenecekse İngilizce. Hı, ama çok önemli bir şey yapmışsınız aslında, evet. Evet. Yani o izlemeleri mesela şu anda Türkçe açtığımda bunu İngilizceye çevirir misin diyorlar. Çok güzel, evet. Ya kuralı iyi oturtturdum ya da İngilizce. Kendine mi istemiş aslında bir bakıma? Güzel olmuş yani. Evet, alıştılar bir süre yani. Evet. Bir de şeyi merak ediyorum. Aslında biraz önce girişte açıkladınız bir bakıma ama çocuk mu kariyer mi? Kariyerini çocuk üzerine yapmak isteyenler de olabilir. Dolayısıyla bu sorunun bir cevabı yok bence. O da doğru ama yani. Genelde hani böyle bir seçim olarak görüyorlar ya, ben hani çocuk yapacağım ama işte nasıl işime devam edeceğim bilmiyorum diyenler çok. Ya da hani bir şekilde ikisinden birini tercih etmek zorunda kalıyorlar. Bence hayat zaten seçimlerden ibaret. Hı hı. Eğer çocuk doğurmak istiyorsan ve kariyerine devam ettirmek istiyorsan bu koşulları sağlayacağın bir hayat, yani koşullar yaratman gerekiyor. Çocuğuna gerçekten güvendiğinin birisi bakması gerekiyor. Hı hı hı. İşte belki biraz daha az süt vermeyi, yani anne sütü vermeyi kabul etmen gerekiyor. Hı hı. Çünkü seçim yapıyorsun. Onun yanında olmayı değil, kariyerinde ilerlemeyi tercih ediyorsun. Evet. Dolayısıyla bu kişinin kendisine kalmış bir şey. Ben şimdi hani kariyerini bırakmış ve çocuğuna bakmış birisi olarak, hı-hı, bu soruya kendi adıma cevap verirsem, benim için tabii ki çocuğun yanında kalmak. Ama ben hiçbir zaman şöyle biri olmadım, bıraktım ve ay bundan sonra ne yapacağım diye düşünmedim. Hı-hı. Ben hep şunu biliyorum, ben bir şey yaparım. Yani o evde otururken de yaptım işte. Yani internetten satış yapıyordum ve gerçekten günde 10 pakete kadar çıkmıştı ki bence hani 2011-2012 internet satışlarına bakarsak benim gibi hani bir startup'ın, tabii, bunu yapıyor olması güzel bir şey. İşte her zaman bir şey bulunur, yapılır, para kazanılır, para gelir. Hani böyle bir inancım olduğu için herkes şey de yorumluyor, rahat ondan, ailesi işte şöyle falan. Ya belki yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta, hani hiç bunu düşünmüyorlar aslında. Belki de bu bundan dolayı böyle bir ailem, bundan dolayı böyle bir yaşantım var diye düşünüyorum. Sizin yorumunuzu aldık. Biz bir de bu aynı soruyu sokakta sorduk arkadaşlarımıza. Bakalım onlar ne demiş. Şimdi VTR'ye gidecek bakalım. Çok merak ediyorum ben de. Bakalım. Kariyer mi? Kariyer. İkisi de değil benim için. Öncelikle. Neden ikisi birden olmasın? Yani önce kariyer sonra çocuk. İkisi de olması gereken bir şey ama önce kariyer sonra çocuk. Bence ikisi de, hem çocuk hem kariyer. Kariyer diyorum ben. Bence kariyer daha önemli. Kariyer bence. Şimdi tabii çocuk mu kariyer mi deyince herkesin cevapları farklı oluyor ama bazıları daha yaşamadıkları için tabii ikisini birden yapabilirim diyorlar. Keşke olabilse ama hani daha zor bir şey diye algılanıyor aslında, evet, değil mi? Hani ikisi birden olmak, hani çok birinden zor, birine daha az vakit ayırman gerekiyor. Çünkü aslında ikisi de kariyer yani. Evet. Bir işin var, bir de başka bir işin var. Çocuk bakmak. Yani, hı-hı, gerçekten hani bunu böyle birazcık hani think simple diyelim. Hani primitif düşünecek olursak çocuk bir iş yani. Oldukça büyük bir iş. Onun personal asistanısın yani. Hı-hı. Hani ne yiyecek, ne içecek, kaçta uyuyacak, kaçta uyanacak. İşte altını değiştirdin, oldu, okula gitti, geri geldi, ödevi falan. Ben takdir ediyorum çünkü hem işini yapıp hem bunları takip edebilmek gerçekten çok zor. Ama insan istediği zaman
yapıyor. Evet, yapan vardır. Tebrik ediyoruz onları. Bunu. Var var yani hani evet. Aslına bakarsan şu anda benim için de öyle geçerli. Çünkü evet. Hani ben sadece internette, Instagram'da yazı yazan, işte video çekip paylaşan, çocuklarıyla çok mutlu hayatını koyan birisi değilim. Pek çok uluslararası markaya danışmanlık veriyorum. Şu Instagram'da kendim için yaptığım şeyleri onlar için yapmam isteniyor pek çok markaya. Kliniklerle görüşüyorum. Dolayısıyla benim de aslında takip ettiğim çok fazla hesap. Bazı hesapları yönetiyorum. Sizlerin bilmediği aslında arka planında yönettiğim hesaplar var. Dolayısıyla ben de çok çalışıyorum ve sosyal medya 7/24 devam ediyor. Siz uyusanız da aklınızda evet. Bir şeyler yazılıyor. Evet. Ve sizin bir dijital reputasyonunuz var. Bunu yönetmek oldukça aslında meşakkatli. Dolayısıyla çok çalışıyorsun. Çok fazla emek harcıyorsun ama severek yaptığın için dışarıdan böyle bu kadın eğleniyor. Evet. Evet eğleniyorum, gerçekten eğleniyorum ama hayatımı da buradan kazanıyorum. Evet. Biraz önce anlattınız hani gerçekten çok yoğunsunuz. Hem çocuklar olsun hem meslek hayatınız olsun bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz. Kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz? Mesela biraz önce spordaydınız, oradan kalkıp buraya geldiniz. O yüzden kızarım birazcık. Nasıl kendinize vakit ayırıyorsunuz? Bir de Mini Kaynağım diye bir siteniz var. Evet. Orada da bunları paylaşıyorsunuz aslında. Evet. Böyle kısa böyle bize o hakkında bilgi verir misiniz? Ben sevdiğim şeyi yaptığım için aslında kendime en çok vakit ayırdığım şey bunları yapmak. Yani ben spor yapmaktan çok hoşlanıyorum. İşte paylaşım yapmaktan, içerik üretmekten çok hoşlanıyorum. Yani buraya bakıyorum şimdi. İşte bu üniversiteyle ilgili ne yapabilirim? İşte ne bileyim buradaki bu bölümü anlatabilmek için nasıl bir içerik oluşturabilirim? Kafam buna çalışıyor. Ya da senin bir işin varsa sana nasıl yardımcı olabilirim? Ve senin işini nasıl parlatabilirim diye düşündüğüm için sürekli kafam buna çalışıyor. Dolayısıyla ben kendime vakit ayırmış oluyorum. Bir de aslında daha detayına inersek... Benim çocuklarım artık büyüdü. Can Ali 7 yaşında, Lila 4 yaşında. Ve onlar şunu biliyorlar. Annemin de bir hayatı var. Yani o da arkadaşlarıyla kahve içebilir. O da akşam bir konsere gidebilir, dışarı çıkabilir, arkadaşlarıyla eğlenebilir. Onlar da yapabilir çünkü. Evet biz birbirimizi çok seviyoruz ama ayrı ayrı da vakit geçiriyoruz. Hani ve bunu hep anlatıyorum onlara. Bunun bilincinde olmaları çok önemli. Sizin için de çok önemli. Evet, başta zor oluyordu tabii ki. Çünkü hani ayrılıyor ve bir daha gelmeyeceğim hissi oluşabiliyor. Ama hani gidiyorum ve geri geliyorum ve çok mutluyum. Hani bu zamanı kendimle geçirdiğim ve istediğim gibi geçirdiğim için çok mutluyum. Dolayısıyla onlar da benim bu mutluluğumdan mutlu oluyorlar. Ne güzel. Bir de en başta söylemiştiniz zaten internet anneleri diye bir internet sitesi var. Onu bize birazcık açıklar mısınız? Birazdan da onun hakkında bir VTR vereceğiz zaten. Onu da sorduk sokakta. Ya internet anneleri şöyle gelişti aslında. Biz bir grup anne dediğim gibi Twitter'da konuşuyorduk. Ondan sonra buluşuyorduk, evlerimize gidiyorduk, çocuklarımız oynuyorlardı. Biz dedik ki madem bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var, pek çok annenin vardır. Çünkü... Ben hamile kaldığımda sadece bir tane arkadaşım hamileydi. O da sonra 4 aylıkken çocuğu işe başladı. Ben yalnız kaldım. Bütün gün evdeyim. İşte kafayı kırmış bir şekilde ne yiyecek, ne yapacağız falan bunları düşünüyorum. Ve sorabileceğim, konuşabileceğim kimse yok. İşte evde televizyon seyrediyorum. Yorum yapabileceğim kimse yok. Biz böyle birkaç kadın böyle birleşince dedi ki internet annesi diye bir kavram var. O zaman internetannelere.com'u kurayım ki burada hep beraber bir şeyler yapalım. Sonra tabii toplu halde bir şeyler yapmak oldukça zor. O yüzden ben şu anda annelere faydalı olabilecek içerikler üretiyorum orada. İsteyen, hikayesini paylaşmak isteyen anneleri yazar tayin edip orada yazılarını yazmasına izin veriyorum. Yani şu ana kadar pek çok yazarımız oldu. Hala da çok severek yazanlar var. Hikayelerini anlatmak ve paylaşmak istiyorlar. Onların anlattıklarını diğerleri paylaşıyor, konuşuyorlar. Böyle bence güzel bir aslında hayalim tabii ki anneler üzerine bir Facebook gibi bir şeydi. Ama ben Mark Zuckerberg olamadım. O da olur inşallah ileride. Şeyi izleyelim şimdi de sokakta neler demişler internet anneleri hakkında. Kıymetli birisi. Benim olsa ben de koyarım ama abartılıyor bazen. Olmaması gerekiyor. Aslında bunun çok fazla zararlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çocuk benim istediğim yaparım. Bana karşı ilgi duydukları belli, bunu sergilemek istedikleri de belli ama yani bence çok ileri düzey olmaması gerekiyor. Yani çocuğunun tek başına fotoğrafını koymaktansa çocuğuyla birlikte fotoğrafını koyması daha iyi olur bence.
Kayıttayım. Seviyorum onları çünkü çocuklara çok düşkün olduğum için hoşuma gidiyor. Hani günün böyle bana kalan zamanında bir saat, iki saat böyle kafamı dağıtıyorum onları izleyerek. Ben destekliyorum hepsini. Yani ben pek tasvip etmiyorum. Yani ben muhafazakar bir ailede büyüdüğüm için çok nazara göze inanan biriyim. Bu yüzden çocukların çok göz önünde olmasını istemiyorum. Hani belli bir yaşa gelene kadar en azından. Ondan sonrasında bence bir sıkıntı yok ya. Benim annem de bir internet annesi olabilir. Çocukların, bizim fotoğraflarımız, kedilerinin fotoğrafları, sürekli gördüğümüz şeyler. Aslında bazen hoşuma gidiyor yazdığı yazılar ama fotoğraflar, her türlü fotoğrafımı koyduğu için bazıları hoşuma gitmiyor ama yazılar... Cevap veren kızlar genelde empati kurabilmişler galiba. Sok olan birini gördüm. Erkekler genelde internet annesi mi falan olmuşlar. Şeyi merak ediyorum bir de sizden, hani bu kadar başarılı, ben öyle görüyorum en azından, bu kadar başarılı bir annesiniz. Anne ve anne adaylarının tavsiyeleriniz nelerdir? Kendilerini böyle bir takım bilgilere boğmasınlar. Hamilelikleri sırasında o böyle 40 haftada oluşan şeyin tadını çıkarsınlar. Öyle olmalı, böyle olmalı falan bunlara takılmadan kendileri nasıl bir annelik hayal ediyorsa, nasıl bir anne çocuk ilişkisi hayal ediyorsa adım adım bunları kurmaya çalışsınlar. Başkalarının söylediklerini değil, kendi isteklerini gerçekleştirmeye çalışsınlar. Ne güzel. Tek tavsiyem bu olabilir herhalde. Bir de son bir sorum var. Ya bu genelde hani dediğim gibi söyledim, Nihan Kayalıoğlu bizlerle birlikte olacak falan filan dedim. Aa dediler bilmem ne falan. Genelde sorulan bir soru vardı. Dünyalar güzeli iki tane çocuğunuz var. Hani Instagram'a koyuyorsunuz, hani insanlar gerçekten sizi imreniyor. Hani bunu farkındasınızdır evet. Zaten. Hem bu kadar başarılı bir anne kızıyorlar olmak. Kızıyorlar bana. Senden nasıl öyle çocuklar çıktı? Ya onu hiç duymadım ama. Kime benziyor bu çocuklar? Can Ali ve Lila'ya nazar değmesinden hiç korktunuz mu? Hani böyle genel bir kavram vardır ya, nazar. Korksaydım bu platformda olmazdım. Çünkü burası Instagram. Zaten video ve görsel paylaşacağım evet. Bir yer. O zaman ben blog yazardım daha çok. Evet. Hikayemi anlatırdım. Yani nazar sadece görselle olan bir şey değil bence. Yani blog yazılarının içerisinde de hayatını anlatıyorsun. Buradan da nazar değebilir. Sokakta yürürken de değebilir. Evet. Bir de ben neye inanırsam onun olacağını düşünüyorum. Ve benim böyle bir hani kötü enerjiye, işte ne bileyim nazar gibi bir enerjiyi alıp absorbe edip ve onun da kötü enerjisiyle başıma bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ama böyle bir inancım zaten yok. Allah korusun. Öyle bir şey de olmasın, dilimizi ısıralım, öyle bir şey olmaz ya, inşallah. Eğer oluyorsa bir sebebi vardır. Hani bu biri, evet. Birileri bir şey dedi ya da işte çok beğeniyor. Ondan değil yani, aslında bütün çocuklar onlar kadar güzel. Yani o sadece şekilde. O yüzden hani ben böyle bir şey yok yani. Bununla bir şeyim yok benim. Çok ne güzel dediniz. İnşallah her şey çok güzel gidiyor sizin için de. Geldiğiniz için çok 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 aslında teşekkür ederim. Aslında davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Üniversiteye geldim. Gençleştim. Harikasınız. Dediğim gibi bu yoğunlukta bize zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Bizim için çok güzel bir program oldu. Ya, çok tekrar sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Nihan Kayalıoğlu bizlerle birlikteydi. Biz kendisi hakkında, çocukları hakkında, anneliği hakkında çok güzel şeyler öğrendik. Umarım sizlere de bir şeyler katmış olmuşuzdur. Görüşmek üzere.